Trabzonspor forması armasa her zaman yukarıya oynar ve kazanmak zorundasın. Buradan biraz evvel de söylediğim gibi oyuncularıma teşekkür ediyorum. Hem gelişirken hem de maç kazanıyoruz. 12 maç 8 galibiyet. Bu çok değerli. Her kazandıktan sonra özgüvenimiz biraz daha, beraber paylaşımımız, beraber oynama isteğimiz gelişiyor. Bugün kaleci Uğurcan bize son derece güven veriyor, takım kaptanımız. Parmak 3 gündür sakattı. Bugün geldi, oynamak istiyorum dedi. Harika bir oyun. Berat ilk defa oynadı. İyi oynadı. Savunma bloğu çok iyi oynuyor. Serkan 2 golün bekimiz başlangıcında var. Ön tarafımız aynı şekilde. Mevcut oyuncu grubundan son derece memnunum. Biraz evvel dediğim gibi Ekobandı, Tony'ydi, Canini'ydi. Dışarıdaki kulübedeki enerji çok iyi. Trabzon şehrinin bize sevdiğini hissettirdikleri çok iyi. Hem şehrin hem taraftarın bize verdiği enerji, bunu hissedebiliyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. Onlara armağan olsun. İlk devre bitti ama ara yok. Dünyanın da ülkemizin de yaşadığı sağlık durumunda futbol bu şekilde insanları ayakta tutuyor. Ve günleri karıştırdık. Çarşamba oynuyoruz, pazar zannediyoruz günü. Bugün döndük buraya oynadık. Hafta içi bir daha oynayacağız. Hafta sonu bir daha oynayacağız. Bazı yerlerde hiç alternatiflerim yok. Bugün Ömür'e de geçmiş olsun diyorum. Ömür hem Türk futbolunun en yetenekli oyuncularından bir tanesi. Trabzonspor için öyle. Tek alternatifsiz oyuncumla onu da kaybettim şu an itibariyle. Sezonu kapattı. Her mevkiye Trabzonspor'a uygun, Trabzonspor'un bütçesine uygun, Trabzonspor'un kasasını da düşünerekten hareket edeceğimiz ama kalitemizi arttırmamız ve sayısının fazla olduğu oyuncu grubuna da ihtiyacımız var. Kupa tarihinde baktığında eski Cumhurbaşkanlığı, şimdi Süper Kupa, Trabzonspor'un bununla kupaları var. Umarım bunlardan bir tanesine ben de başında olduğum bir teknik adam olarak sahip olurum. Güzel maç olur diye düşünüyorum. Ligin iyi takımlarından bir tanesiyle oynayacağız. Ben öncelikle tekrar efsane başkanımızı rahmetle anıyorum. Allah'ın ruhu içinde yatırsın. Bugün de buradan puan almak istiyorduk onun ruhu için. Bir şeyler yapmak istedik ama olmadı. Bundan dolayı üzgünüz. Ya öncelikle Übeyt'i kazandığımız için mutluyuz. Çünkü daha önce bir maç oynatmıştık. Çok sıkıntılı bir süreçti Übeyt için. Ama bugün kalede güven veren bir Übeyt vardı. Gençler Birliği adına sevinirci bir olay oldu bu. Kaybettik, üzgünüz. Kazanan takımı kutluyoruz. Maçın hakemlerini kutluyoruz. Biz Gençler Birliği olarak çıtamızı biraz daha yükseltmemiz lazım. Özellikle 3. bölgedeki oyuncularımızı fizik gücünü de arttırarak önümüzdeki maçlarda daha iyi bir takım izlettirmek ve puan almak için bir şeyler yapmamız lazım. Bunun için de bilincindeyiz. Evet, Abdullah Avcı ve Mustafa Kaplan'ın açıklamalarını izledik. Gençler Birliği'nin işi gerçekten zor. Bilmiyorum ne dersin ama bu arada benim... Başakşehir'in gole yaklaştığı bir pozisyon geldi. Şimdi onunla ilgili bir şey söyleyeceğim. Başakşehir'le ilgili söyleyebilir miyim şu anda? Tabii ki, buyurun. Başakşehir 6 tane korner kullandı. Evet. Rize Spor 1 tane kullandı. Şimdi istatistiklere bakıyorum da. Şu dikkatimi çekti son 15 dakikadan beri. Başakşehir'in 20'ye yakın kenarlardan ceza sahasına ortası var. Dembaba'yı henüz daha 3 dakika önce oyun aldı. Evet. Yani zaten orada hocam istediğin kadar orta yap. Bir tane adamın yok ki. Hava hani bütün topları da Rize Spor karşıladı zaten. Dembaba oyuna girdi. İlk gelen ortada başka bir... Crivelli mi? Ona indirdi. Hı hı. İşte o da dediniz ya bir atağı var Başakşehir'in diye. Öyle cılız bir atak oluştu. Gençler Birliği biraz daha zorluyor şu anda geldi. Ve gol geldi şu anda. Ama yine bakın şeyden. Mehmet Topal. Ceza sahası defansa çarptı. Defansa çarptı tabii. Kaleci... Evet, Mehmet Topal'ın vuruşu ama bir oyuncuya çarptı. Göreceğiz birazdan tekrarında da. Ve top ağlara gitti. Tam eleştirirken. Kenarları eleştiriyoruz işte. Ortadan gelmesi lazım dedik. Cümlemi bitirmiş olsaydım hocam takdir geldi. Edecekti belki de. Adamın söylediği olduğunu diyecekti. Yani, kime çarpmış görebiliyor musunuz? 5 numara. Rize Spor'un 5 numarasına çarptı. Mehmet Topal'ın vuruşu. Kaleci. Evet. Kontrol bir yerde kaldı. 5'e mi? 23 don sağa çarpmış olabilir. 5'e çarptı hocam 5'e. 5 numara yok mu? Abdullah. Evet, durum 1-1 oldu. Şu anda Başakşehir Çaykur Rizespor mücadelesinde dakika 65.
Devam edin. Kenarlardan değil ortalardan denemesi lazım diyorduk. Ceza sahasının dışında Mehmet Topal şut çekti. Abdullah Rizesporlu Abdullah'a çarpan top kaleciyi kontropiye de bırakarak. Abdullah Durağa çarpmış. Evet, evet. O şekilde bir gol oldu. Yalnız gole sevinen de 2 tane 3 tane Başakşehirli futbolcu oldu. Bunlar çok önemli. Hocam onları anında görmüştür zaten. Hani oyuncular ne yapıyor psikolojik açıdan ne durumlar yani, var diye. Yalnız yayıncı kuruluşun rejisinin. Yani 3-0 yenik durumda bir gol atmış gibi bir şey vardı. Şeyi göstermedi. Ben onu merak ediyordum. Teknik adamını yani Okan Buruk'u göstermedi reji. Yani onlar ne yaptı yedek kulübesinde? Nasıl bir reaksiyon verdiler onu merak ediyordum. Başka bir teknik adama geçeyim. Bugün şey okudum internet sitesinde Ankara Gücü'nün başındaki teknik adamıyla hani sözleşme yapılıp evet. Yola devam etme. Aa dedim iyi olmuş çünkü Mustafa Kaplan dedim haftaya ayrılır bir de tekrar Ankara Gücü'ne gidebilir diye düşünüyordum. Ankara Gücü, Gençler Birliği Ankara Gücü arada bir Hacettepe falan var. Evet. Yapabilir diye düşünüyorum. Ankara Gücü'nün kadrosu şu an için Türksel Gençler Birliği'nin kadrosu şu an için Türksel Süper Ligi'nde oynamaya da ligde kalmaya da yeterli değil Melike. Kesinlikle yeterli değil. Yani bir laf var ya paraşütü açılmaz düşer gibi. Yani kesinlikle toparlama şeyleri yok. Umarım, ümit ediyorum. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani kalkıp da son 4-5 gün var belki kurtarırız diye transferin evet. Saçma sapan harcamalar yapmaz diye düşünüyorum. Ümit ediyorum bunu. Düşünüyorum demeyeyim. Ümit ediyorum. Takımlarda maalesef öyle bir durum söz konusu ya kurtarırsak diye. Büyükşehir Belediye Erzurumspor bu durumda ne yapacak bakalım o da merak ediliyor. Düşecek takım sayısı fazla. Şimdi Büyükşehir Erzurumspor'un durumu Gençler Birliği'ne göre kıyaslanamayacak kadar kötü. Yani böyle eleştirmeye kalktım kadro yapılarına baktığımızda Gençler Birliği ilk sırada yazarım. Mesela ondan sonra mesela bir Denizli Spor'u yazabilirim. Onun da kadro yapısı olarak. Rodayega dışında ön bölgede topu taşıyan, oynayan, kaleyi yok diyen başka bir oyuncusu yok diye söyleyebilirim. Erzurumspor epey yeni başkan geldi. Epey transfer yapıyor yani. Para harcıyorlar. Evet. Teknik adam da Mesut Bakkal'ın şeyidir o. Yani açıp baksak yani Wikipedia'da falan yazıyor olsalar ilk haftalar müthiş gider diye. Ondan sonra bir sürümcemede kalır. Biz burada gerçekleri konuşuyoruz. O bozulur, bu üzülür diye değil. Gerçek bir yorum yapayım. Bazı teknik adamlar var. Ben mesela o teknik adamlarla son 8 hafta çalışırım. Onlar gelirler bir kardeşim, yeğenim, oğlum diyerek bir atmosfer yaratarak götürebilirler. Anlatabilir miyim bir yere kadar? Bu arada şimdi Süper Lig'de alınan sonuçlar geldi ekrana. Gençler Birliği Trabzonspor maçı Trabzonspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Şu anda devam eden karşılaşma Medipol Başakşehir Çaykur Rizespor maçında 1-1'lik eşitlik sürüyor. Hemen yarının programına da bakalım. 13.30'da İttifak Holding Konya Spor Fraport Avantajlı Spor mücadelesi var. Saat 16'da Yeni Malatya Spor Galatasaray, Yukatel Denizli Spor Fatih Karagümrük maçlarını izleyeceğiz. Saat 19'da Beşiktaş Göztepe'yi konuk edecek. Yine aynı saatte Gaziantep Futbol Kulübü Atakaş Hatay Spor'u ağırlayacak. Hemen pazartesi gününe de bakalım. Kasımpaşa Demir Grup Sivas Spor maçı saat 16'da. Fenerbahçe Eskablo Kayseri Spor'u saat 19'da konuk edecek. Aynı saatte Aytemiz Alanya Spor MK Ankara Gücü mücadelesi var. Anlık puan durumu da geldi ekrana. Oynanan maçlara göre şu anda Beşiktaş lider durumda. Henüz maçını oynamadı bu hafta özelinde. Fenerbahçe de aynı şekilde 39 puanla. İkinci sırada Sarı Lacivertli ekip Galatasaray'ın 36 puanı bulunuyor. Gaziantep Futbol Kulübü 34 puanda. Trabzonspor 33. Aytemiz Alanya Spor'un 31 puanı var. Atakaş Hatay Spor 31 puanda. Fatih Karagümrük 27. Yeni Malatya Spor 27. Göztepe'nin 25 puanı var. Devam edelim anlık puan durumuna bakmaya. Antalya Spor 25 puanda yine Çaykur Rizespor'da şu anda oynadığı mücadelede 1-1'lik eşitlik sürüyor. 25 puanı var. Demir Grup Sivasspor 24. Bir önceki sezonun şampiyonu Medipol Başakşehir 24 puanla 14. sırada. İttifak Holding Konyaspor'un 22 puanı var. Kasımpaşa'da 22 puanda. Heskablo Kayserispor Gençler Birliği 19 puanda. MK Ankara Gücü 18. Büyükşehir Belediye Erzurumspor 17 ve son sırada 14 puanla Yukatel Denizlispor var. Şimdi düşmesi beklenen takımları konuşurken bu puan durumu geldi ekrana. Kritik durumda bir uzaklardan bir serbest vuruş kullandı Çaykur Rizespor. Ona gözüm takıldı bir yandan da. Evet buyurun. Tam Erzurumspor'un işi zor diyorduk. Puan durumunda da görüyoruz. Denizlispor da aynı şekilde. Sana bir sır vereyim mi?
En geç 10 gün içinde Turkcell Süper Lig'de bir veya iki tane teknik adam değişikliği olacak yine.